Değerli mazlumlar üyeleri ve gönüllüleri, genel kuruluna hoş geldiniz, hepinizi selamlıyorum. Bugün 2 yılın ardından yeni bir yönetim kurulu seçeceğiz. Seçimin sonucunu az çok kestirebilmekle birlikte gördüğümüz zararı üzerine arkadaşlarımızla burada bulunmak istedik. Mazlumlar için farklı seslerin duyulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizim bugün burada bulunmamızın 2 temel gayesi var. Birincisi, emin sıfatına sahip Hazreti Peygamber'in gece vakti eşiyle yürürken sahabeler yanından geçtiğini gördüğünde kalplerinde bir şüphe uyanmasın diye yanımdaki eşim Safiye'dir diye onlara demesi misal biz de buradaki seçim ve delege süreçlerine şahitlik ederek kimsenin kalbinde bir şüphe oluşmasın istedik. İkinci olarak da az önce Ali abinin dediği gibi minberde konuşan Hazreti Ömer adaletten saparsan senin kılıçlarımızı da düzeltiriz diyen sahabe misalinde İktidar sahibi ve sert mizaçlı bir kişi olsa da Hazreti Ömer'in gösterdiği tevazu ve takdiri hatırlayalım. Öte yandan cemaatin sade ve sıradan bir bireyinin yeri geldiğinde kınayıcıların kınamasından korkmadan hakkaniyet adına sözünü söyleme cesareti ve kararlılığına şiar edilmiş bir ümmetin ve bir kurumun üyeleri olarak bugün burada hak ve adalet adına duyduğumuz bazı rahatsızlıkları da dile getirmek istedik. Peki biz kimiz? Listede ismi bulunan kişiler olarak bu kurumun üyeleri ve gönüllüleriyiz. Mazlumlar için de yönetim kurulu üyeliği yapmış, raporlama çalışmalarında aktif çalışmış üyelerin de içinde bulunduğu bir grup insan hakları gönüllüsüyüz. Aynı zamanda normalde bugün burada olması gerekip de son süreçte yaşananlar sonrasında Mazlumlar ile olan uzun süreli emek ve gönül bağını gözden geçirme kararıyla burada bulunmayanların da seslerinin bir yankısıyız. Sözlerime bir soru ile başlamak istiyorum. Müslüman olmak ne anlama gelir? Eminim bu salonda hiç kimse şu tanıma itiraz etmez. Müslüman olmak Allah'a karşı olan sorumluluğumuz başta olmak üzere bütün insanlara karşı sözüne ve adaletine güvenilen bir insan olmak bu istikamette ilerlemek demektir. Bu yüzdendir ki Allah'ım her gün bizi doğru yol ilet diye yalvarırız. Müslüman olma iddiamız hayatımızın her alanında sınanır. Çevremizle ilişkilerimiz, nefsimizle mücadelemiz imtihan sürecinin bir cüzüdür. Alpercan biraz daha tane tane okursan tamam, net anlarız. Süre 5 dakika olunca biraz hızlandırmaya çalıştım. Her ne kadar bugün insan hakları mücadelesinin kavramsal çerçevesi Batı tecrübesine dayandırılsa da biz temel haklar anlayışında geleneğimizi daha da geriye götürürüz. Mekkeli müşriklere karşı mücadelesi ve kurduğu düzende Zenci köle Bilal-i Habeşi'nin eşitliğini tesis etmesi bakımından ilk örneğimiz Resulullah'tır. Bu yüzdendir ki insan hakları mücadelemizde temel motivasyonumuz Müslüman olmamızdır. Mazlumlar ise bir dernek çatısı altında Müslüman olma iddiamızın sınandığı, hak mücadelesinde adaletin tecellisi için uğraş vermemize yardımcı olur. Zulmün insanlığı kuşattığı bir dünyada iyiye yönelen bir grup insanı bünyesinde barındıran güzel bir araçtır. Mazlumların bu niteliği bizi ikna eden kurumsal hafızasını tazeleyelim isteriz. Mazlumlar toplum vicdanını yaralayan her olayda hakkı batıldan ayırmaya yönelik tavrıyla artık dünyevileşmeye kurban ettiğimiz Müslüman ahlakını temsil etmiştir. 2007 yılında kaybettiğimiz Hrant Dink'e dair Müslüman camiada adalet talebinde bulunan yegane kurum Mazlumlar'dır. Cinayetteki kirli devlet ilişkilerine rağmen Mazlumlar açıkça mazlumdan taraf olmuştur. 301 ile yargılanan, vatan haini olduğu açıkça propaganda edilen bir zatı kendi mahallesiyle karşı karşıya gelmekten çekinmeden savunmuş, yasını tutmuştur. 2011'in sonunda Roboski katliamının takipçisi olan Mazlumlar, Müslüman bir iktidarı rahatsız etmek pahasına yaşanan katliamın bütün ayrıntılarıyla açığa çıkarılmasını ve sorumluların yargılanmasını talep etmekten geri durmamıştır. 2013'te ise Gezi Parkı olaylarında muhalif kesimlerin barışçı gösterilerine yönelen kamu görevlilerinin şiddetini eleştirmiş, yaşanan hak ihlallerini raporlaştırmıştır. Dönemin İstanbul Şube yönetiminden ve üyelerinden isimler Gezi Parkı olaylarına istinaden yazılan hakkı ve adaleti tavsiye eden bir bildiriye imza atmış ve bu bildiri İstanbul Şube'nin toplantı salonunda kamuoyuna deklare edilmiştir. Mazlumlara karşı yürütülen kara propagandaların sonucunda gerçekleşen istifalara karşın bu dik duruştan taviz verin demiştir. 2014'te ise Soma'da 301 emekçi kardeşimizi patronların kâr hırsı ve idari kurumların denetim görevini yerine getirmemesinden dolayı kaybettiğimiz iş cinayetinde türlü bürokratik engellere karşı fiili bir durum yaratarak Soma'ya giren ve raporlama çalışması yapan bir Mazlumder'dir. Biz Mazlumder derken Mazlumder'in bu ara sıkça bahsettiği fabrika ayarlarından tam da bunları anlıyoruz. Ve soruyoruz, değişen nedir?
Ne değişmiştir de bahsettiğimiz bu onun tablosuna karşı her türlü ahlaksızca karalama kampanyalarını yürüten, 2013'te adımızı derbeciye çıkaran, 2012'de Şebbiha demekten geri durmayan, bir zaman Ermenici, bir zaman PKK'lı diyen, eylemlerimize satırlarla saldıran kimselere karşı tepki göstermemiş olanlar bugün mazlum der kurtuldu söylemleriyle sosyal medyada at koşturabilmektedirler. Acaba onlar mı yoksa mazlum der mi değişmiştir? Biz bu grupların değiştiğine inanmıyoruz. Acaba kendi geleneğiyle ters düşen mazlum der midir? Kürt coğrafyalarında yaşanan adı konulmamış olağanüstü hal koşullarına ve sokağa çıkma yasaklarının yarattığı hukuksuzluklara karşı raporlamalar mazlum derde rahatsızlık yaratmaya başladıysa fabrika ayarlarında sapıyoruz demektir. Bu süreçte geçen hafta yapılan genel kuruldan sonra kapatılan şubelerin internet siteleri de kapatıldığı için yayınlanan raporlara ulaşılamamakta ve zımnen bir kurumun hafızası silinmektedir. Mazlum der İstanbul Şubesi, insanların ciğerlerini yakan bu acı dönemde bir insan hakları kurumunun yapacağı en son şeyi yapmış, muğlak ifadelerle sivillere yönelen şiddeti eleştirdiği bildirilerde bölge halkının terörle arasına mesafe koymasını talep etmiştir. Ne zamandan beri mazlum der bir hakkın sahibini, bir mazlumu korumak için itirafçılık şartı aramaktadır. Soruyoruz, bu söylemin 2011'de Roboski'de katledilen insanlarımıza orada ne işleri vardı diyen zihniyetten farkı nedir? Söz konusu raporlamalar büyüklerimizi niye bu kadar yaralamıştır? Bu rahatsızlık küçücük yaşında güvenlik görevlerine mahremini göstermek zorunda kalan bir kız çocuğunun yaşadığı psikolojik travmadan daha mı etkilidir? Velev ki raporlarda hakka riayet edilmemiş, taraflı bir dil tutturulmuş olsun. Bu iddia ciddiyetle araştırılması, gerekli incelemelerin yapılması ve eleştiri öz eleştiri süreçleriyle kurumun içinde çözülmesi gereken bir meseledir. Fakat böyle yürütülmeyen süreç, sosyal medya trollerinin gönlünü hoş edecek şekilde propagandası yapılan bir olaya dönüşmüştür. Bununla birlikte Mazlum der İstanbul Şubesi'nin savaşın sürdüğü coğrafyada dönemin başbakanı Sayın Davutoğlu'nun dahi bölge halkının ekmek ihtiyacını nasıl tedarik ettiğini açıklayamadığı bir zamanda insan hakkı kuruluşu olma baskını nasıl yerine getirdiğine dair bir sözü var mıdır? Mazlum der İstanbul Şubesi, geçen yıl atlattığımız kanlı askeri darbe girişiminin ardından yaşananlara karşı da hakkaniyetli bir tavır alamamıştır. Darbenin atlatılmasıyla birlikte ceza hukukunun temel ilkelerinin ihlal edildiği, işkence iddialarının dile getirildiği bir dönemde mazlumlar gerekli performansı gösterememiştir. Olağanüstü süreçlerinde yaşanan hukuksuzları gündemine almaktan imtina etmiştir. Mazlumların kuruluşuna öncelik eden ayet-i kerimenin anlamı açıktır. Herhangi bir topluluğa karşı kininizi adaletten sapmaya bahane etmeyin buyruğu böyle dönemlerde önem taşımaktadır. Biraz toparlayabilirsem, biraz hızdan daha... 2-3 dakikaya bitiriyorum inşallah. Yani biraz daha çabuk ol. Tamam. Gülen cemaatiyle ilişkili olduğu için gözaltına alınan ve gözaltında işkence şüphesiyle hayatını kaybeden öğretmen Gökhan Açıkkolu bu anlamda iyi bir örnektir. Mazlum der İstanbul Şubesi bu olayı ancak yaşandıktan bir hafta sonra gündemine alabilmiştir. Yine cezaevindeki mahkum ve mahkum yakınlarının işkence hakkındaki suç duyurularının savcılar tarafından KHK'lara dayanılarak üzerinin örtüldüğü bir dönemde İstanbul Mazlum der gözaltılarda ve cezaevlerinde yaşananlar konusunda adil şahitlikten uzak kalmıştır. Konuşmanın başında Müslüman olmayı adaletine güvenilir bir insan olmak ile özdeşleştirmiştik. Soruyoruz, birbirimize karşı adalet ve merhamet ile muamele etmeyi beceremiyorsak Allah'ın ayetinde buyurduğu emri nasıl yerine getirebiliriz? Bedri Soylu, Mehmet Özkan, Halil İbrahim Yenigün ve isimlerini anmadığımız diğerleri, yakinen tanıdığımız bu insanlar Mazlum der İstanbul Şubesi yönetimince üyelikten ihraç edilmiştir. Bu kişilerin kağıt üzerinde yapılan yargılamalarla kendilerini savunmalarına bile fırsat verilmeden adeta üyelikten derdest edilmeleri hak mıdır? Mazlum der nasıl bir hal içindedir ki iki grubun kavgasının aldığı hal meselesi bir genel kurulda derneğin 24 şubesinin 16'sını kapatılmaya kadar götürmüştür. Buna dair genel merkezin somut ikna edici olan sözü var mıdır? Ne zamandan beri mazlum der tek sesliliği kırmak adına bu tip zorba icraatları yanaşmaya başlamıştır. Sona geliyorum. Bu tasfiye daha ne zamana kadar sürecektir? İçimizdeki hainler ne zamana kadar temizlenecektir? Bugün 16 şubenin üyeleri bir takım ithamlarla şubeleri kapatıldıktan sonra üyelikten düşürüldüler. Acaba yarın İstanbul Şube'de sırf bu konuşmayı yaptığımız için ihraç edilmeyeceğimizin bir garantisi var mı? Bir insan hakkı örgütü kendi üye ve gönüllerinin hakkını müdafaa etmekten, hukukunu gözetmekten yana bu kadar duyarsız mıdır? Arkadaşlar bir dakika. Bitiriyorum son paragrafı. Beyler,
sabır. Bizler bu süreçten rahatsız olan bir grup Mazlumdere üyesi olarak söylüyoruz. İçimiz rahat değil. Fabrika ayarlarına dönmek söyleminden de fabrika ayarları derken kastedilen şeyden de rahatsızız. Helalleşmek ve kardeşleşmek imkanını arzulayarak Mazlumdere'in bizim için Allah'a karşı sorumluluk bilinci içinde bir insan hakları mücadele alanı olarak kalmasını talep ediyoruz. Eğer gerçek bir fabrika ayarı isteniyorsa ayet-i kerime yeterince açıktır. Siz ey imana ermiş olanlar insaf ile hakikate şahitlik yaparak Allah'a bağlılığınızda sıkı durun ve herhangi bir kimseye karşı nefretiniz sizi adaletten sapma günahına itmesin. Adil olun. Bu Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyanlara en yakın olan davranıştır. Ve Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinden olun. Şüphe yok ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Saygılarımızla. Teşekkür ederiz.